Canım, ben bir Türk kahvesi alacaktım. Davulatsın. Cenk. Herkese merhaba. Herkese günaydın. Herkese mutlu, bol sağlıklı, bol güneşli günler dileriz. Hofis bir gezelim videosuyla karşınızdayız. Neredeyiz? Büyükada'dayız. Büyükada'dan şu an şöyle tarif edeyim. Şöyle geçeceğim. Evet, şu an ışık daha iyi. Karşıda gördüğünüz ada Heybeliada. Deniz Okulu var orada, beyazlar içinde. Önümüzde gördüğümüz, görüyor musunuz şurası? Bak, şu burun gibi sivri. Ha. Burasına dil burnu deniyor. Büyük ihtimalle denize falan giriliyordur o taraflarda. Çüş artık. Kestik. Domates. Sesim geliyor mu? Ha? Geliyor değil mi? Böyle bir manzaranın fonunda sizlere merhaba demek istedim. Hava çok güzel. Şubat ayında Nisan yaşıyoruz. Her zamanki gibi. Doğa kanuncularına selamlar. Bir yandan gene simit ayranımı aldım. Geldim böyle sakin manastırın eteklerindeyim. Gene şükürler olsun. Değil mi? Bir tane Rumca bir dua ezberliyorum, çalışıyorum. Kendi rolüm söylemiyor. Anneannem söylüyor ama ben de çalışmak istedim çünkü öyle şeyleri söyle severim. Biraz ezberledim. Ama yine de ama şöyle göstereyim. Çok görünüyor mu? Şöyle yazarak çalışırım. Şimdi böyle dini şeylerinde her dinin makamı vardır. Makamsal okunur.
Ondan sonra burada da Yunanca, Rumca bir dua. Efidiiso o Theos mas, o Theos pu ehi, eleos kestoteria, kesesenas telnume, ohiti doxa, oliti doxa, o post stionia patelas, kestofermas ahio, kalekezoi pudmurki, tosatora, osakepanta, kestisilikies, tonilikios. O posto pantos, patros, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Özünde de şunu söylüyor. Umarım mikrofonun şeyi hala problemli. Biliyorum ses az geliyor. Halledeceğim. Burada bir telefoncuya gitmem lazım. Ya da diğer mikrofonu deneyeceğim. Bunların hiçbirisini yapmadım. Çünkü işime konsantre olmak istedim. Buradaki duanın manası da kutsalımız işte senden geliyor ve sana işte ne diyor? O baba oğul kutsal ruhu kutsuyor ve ondan geldiğimizi, o kutsallığımızın ondan geldiğini söylüyor. Ve genelde de papazlar yapıyormuş bu duayı, söylüyorlarmış. Şimdi makamsal dedim ya. Mesela onoma tu patros. Tamam mı? Bunu benim ezberlemem mümkün değil. Ama melodiyle ezberlemem çok kolay. Bizi çalıştıran arkadaş Abraham Adalı, selamlar. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bizi o çalıştırdı Çiğdem Hanım'la. Onoma tu patros. Bakın bu bir makamdır. Bunun bir melodisi vardır çünkü. Onoma tu patros, ke tu iu, ke tu aiu, nev patros, nev matos, amin. Efidi ise o teos mas, o teos, o teos pu ehi, eleos kestoteria, kese senas tel nume oliti doksa opostionia pateras kestofermas ahio kalekezoi pudmurki tosatora osakepanta kestisilikies tonilikios opos onoma tu patros ketu iu Ketu ayu nematos amin. Genel olarak böyle. Yani melodiyle ezberlerim genelde. Tonlamayla ezberlerim. Yoksa oturup ezberlemek yani. Defteriniz var mı? Ha? Defteriniz olsun kız. Kız anılarınızı yazarsınız kız. Kız hatıra olur kız. Ayrılamam ellerinden, ayrılamam gözlerinden, ayrılamam gül yüzünden, atma beni. Ayrılamam ellerinden, ayrılamam gözlerinden. Ayrılamam gül yüzünden, atma beni. Evet, Cuma günü karşınızdayız. Ne güzel değil mi? Vakitlere hayır getir ya Rabbi. Şerleri defeyle ya Rabbi. Hayırları tez getir ya Rabbi. Çıkıp duruyor. Evet, herkese de hayırlı cumalar. Sela okunuyor. Allah herkesin gönlüne göre ver ya Rabbim. Allah'ım herkesi yerinde mutlu et ya Rabbim.
duralım biraz. Mesela duyduğunuz şey de duyuyorsunuz değil mi? Sela okunuyor burada arkadaşlar. Umarım duyuyorsunuz. O da makamdır yani. Evet. Her dinin makamı vardır. Melodisi vardır. Çünkü müzik Tanrı'nın dilidir. Devam. Evet, 3, 2, 1. Herkese merhaba. Bir cuma vakti. Karşınızdayız. Cennetteyiz sanki. Allah'a binlerce şükürler olsun. Şöyle geçeyim ki ben karanlıkta kalayım. Manzarayı görün. Çok güzel değil mi? Önümüzde şehir. Büyük ihtimal Bostancı Kartal karşımızda. Çok görünmüyor şeyden. Burası, evet, bu tarafta alabildiğine şöyle Marmara açıklarını görüyorsunuz. Kamerayı oraya bir yere giderken çeviririm. Şu an yeri iyi. Bozmayalım çok. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla, ey iman edenler, etkili öğüt veren bir tövbeyle Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı örter, sizleri altından ırmaklar akan cennetlerine yerleştirir. O gün Allah peygamberleri ve onlara inananları utandırmayacaktır. Onlar önlerinden ve sağ yanlarından geldiler ve şöyle dediler: ey Rabbimiz, ışığımızı tamamla, bizleri bağışla, sen her şeye kadirsin, senin her şeye gücün yeter. Ya eyyühellezine amentu billah, tövbe günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Bu da böyle bir ayet söylemek istedim Türkçe.
Çok teşekkür ederiz. Herkesin vakitleri hayır gelsin. Hayırlar tez gelsin. Ben kahvaltımı ettim. Bir simit daha var, onu yiyeceğim. Onu da yiyeceğim. Zaten 15 dakika olmuş. Uzatmayayım da. Bu benim kanalım, benim realitim ama. Değil mi? Çok teşekkür ederiz. Herkese mutlu, bol sağlıklı, bol güneşli günler. Işık çekmeyi, ışık almayı unutmayın. Çünkü ışık güzeldir, ışık önemli. Şöyle bu tarafa bir döndürelim kamerayı, kesmeden. Makamdır arkadaşlar. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Gün gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan senden medet umanlarız biz. Sapıtmışlar yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bizi. Aman Rabbimiz. Bu da Fatiha'nın Türkçesiydi, anlamıydı. Bunu da seladan sonra söylemek istedim. Allah herkesin niyetlerini, ikrarlarını kabul etsin. Buradan da Marmara görünüyor ama şöyle yapsam daha mı iyi? Ben mi göremiyorum ya? Görünüyor mu deniz? He? Alabildiğine Marmara işte burası. Evet. Bitiriyoruz. Tamam. Düşecek diye korkuyorum. Bunu öyle bir yere yerleştirdim ki kamerayı. görüşürüz. Şöyle kendimi göstereyim mi? Ha? Hadi bir göstereyim kendimi. Nasıl? Benimkiler, he? Bir şarkı söyleyeyim mi gitmeden? Unutursal vısal belgelli gözden ırak kalınca başka göze bakınca geçer mi sandın kandırma kendini hiç boşuna
Gelse de fayda sala gölü, biter mi hasretli kavuşunca? İflah olmazsın artık gölü, nere gitsen hiç boşuna. Allah! Yandı içi hep kül oldu geldi geldi boşuna.